Neredesin sen? Meraktan öldük. Sana soruyorum. Okula neden gitmedin? Okul çıkışı sinemaya gideceğinizden Berk'in neden haberi yok? Duymuyor musun anneni? Bu aptalca davranışın yüzünden kaç tane toplantımı iptal ettim? Yoksa gidip o hayvanla mı buluştun? Yeter artık! Yeter! Anne, babam fakir diye dedem sizin ilişkinize az mı karşı çıktı? Sen ne yaptın? Vaz mı geçtin ilişkinden? Baba, 6 kardeş aynı tabaktan yemek yediğin günleri, sefalet içindeki günleri unutmuşa benziyorsun baba. Ama içiniz rahat olsun. Sizin zengin, yani İsa kızınızı, o beğenmediğin fakir, yani hayvan, o sizin kızınızı istemiyor. Tamam mı? İçiniz rahat olsun. O sizin kızınızı istemiyor. Efendim. Geldi Berk'ciğim. Peki Emel teyzeciğim. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Hadi çocuklar. Yasemin tekrar Berk'le görmüş. Bayağı sıkı fıkılarmış. Yapma ya. Bu hiç iyi olmadı. Ama ben söylemiştim. O kız başka bir dünyaya ait diye. Ama bir bakıma seviniyorum. Ali sonunda gerçekleri gördü. Onu kimin sevdiğini, ona gerçekten kimin değer verdiğini gördü. Sen de kendi gerçeğine göre artık Asiye. Ali seni kardeşi gibi seviyor. Ve hep öyle sevecek. Hayatında o kız olsun ya da olmasın. Alo. Ne? Nasıl? Tamam. Kızlar, şimdi doğru Ali'nin evine gidiyorsunuz. Ne oldu? Yavşaklar Ali'yi dövmüşler. Kızlar, avukatlar, koşun! Nereye gittiniz zannediyorsunuz? Siz karışmayın hocam. Ali'ye saldırmışlar. Yanlarına mı bırakacağız? Durun! Demek Ali'ye saldırmışlar. Tamam. Gidip onları dövelim. Zor onlar bizi dövsünler. Bir biz bir onlar. Sonuç! Yemin ederim. Eşek sudan gelinceye kadar döverim sizi. Onlara bir ders vereceğiz. Ama kavgayla değil. Çocuklar, eğer becerebilirsek dayak yemişten beter olacaklar. Anlatacağım. Oh. Acıyor mu aşkım? Yeter artık Asiye ya. Bana sevgilimmişim gibi davranma. Aptal. Keşke öldürselermiş seni de kurtulsaymışız. Keşke. Ne oldu buna ya? Ne oluyor kızım? Vay yakışıklı. Yarına bir şeyim kalmaz. Alırız ifadelerini. Biz de tam onu diyecektik. Kardeşim, bundan sonra kavga dövüş yok.